Evet, yeni kovanımız bu. Yeni kovanımızı buraya geçireceğiz. Bakalım arılarımız ne yapacaklar, ama önce gerekli diğer parçaları getirelim. Çuvalımızı ve kapağımızı da getirdik. Çuvalımızın içinde elyaf var. O yüzden diğer çuvalda onu değiştireceğim. Bakın arılar hemen böyle etrafta şey yapmaya başladılar. Bakalım kazasız belasız kovanımızı alalım bakalım. Neler olacak görelim. Son kovanımız, son çıtamız. Son çıtamızdaki balın üzerindeler. Hemen yerleştirelim. Bakalım kapalı yavrular. Burada kapalı yavrular bulunuyor. Daha henüz çıta verilecek durumda değil. Arka tarafında da var. Anayı şimdilik göremedim. Şu elimdeki şeyi bırakabilirsem. Olabildiğince yavaş hareket etmeye çalışıyorum. Şöyle ana arıyı da görüp göremeyeceğimi. Burada da kapalı yavrular var. Ana arıyı gözlüksüz bir şekilde görebilecek miyim bakalım. Bu tarafa da bakalım. Evet, henüz bu kovanımızda bir gelişme sorunu var. Bu bizden kaynaklı da olabilir. Başka sebeplerden de olabilir, ama bu kovanımız biraz yavaş gidiyor. Bakınız. Burada da çıtamız. Dar bir çıta. Hemen şunu da aldık mı? Kapak çıtamız da zayıfmış. Şimdi şunları şöyle yaklaştıralım. Evet arkadaşlar, kovanımızı bu şekilde değiştirmiş olduk. Evet, şöyle yaparsak, giriş çıkışları sağlarsak güzel olur. Evet, elyaflı çuvalımız bu da. Hemen üstünde içine elyaf giydirdim bunun. Bu elyaf sayesinde bugüne kadar arılarımızı koruduk. Şu rutubetli olan tarafını ters çevireceğim. Ve kapağımızı öyle kapatacağım. Evet, yeni kovanımız hayırlı uğurlu olsun bakalım. Evet. Şunu da sabitledik mi?
sabitledik. Birazcık rahatlarını kaçırdık ama yapacak bir şey yok. Şu eski kumağını bir şekilde değiştirmek zorundaydık. Onlar da artık kendi yerlerine umarım geçerler. Sevgili arkadaşlar, kovanı o kadar korumaya çalışmamıza rağmen oldukça fazla bir rutubet vardı arka tarafında özellikle. O yüzden kovanı değiştirmemiz de iyi oldu. Eğer biraz daha gecikseydik belki de havalar soğuduğunda daha olumsuz bir sonuçla karşılaşacaktık. Tekrar kapatayım. Umarım ana arıyla ilgili bir sıkıntı yaşamayız. Zira ana arıyı görmeden bu operasyonu yapmak zorunda kaldım. Çünkü zamanım da yoktu. Fazla serinde de kalmalarını istemedim. Arılarımız arkalarını kaldırıyor şu anda kovanın önünde. Kovan değişince demek ki arılar birazcık şaşkına dönüyorlar. Giriş çıkışları kontrol ediyorum şu anda. Polenden gelen arıların içeri girdiğini görüyorum. Bakalım birazcık daha zaman ilerleyince nasıl bir durum olacak kovanın önünde, onu da daha sonra bakacağım. Evet, şimdi artık diğer kovanımıza bakalım. Madem başladık, diğer kovanı da değiştirelim. Bu kovan değiştirme işini bu hafta bitirmiş olalım. Az sayıda çıta varken en azından değişiklik işini de nihayete erdirelim. Şurayı biraz kapatmamız lazım. Ona bir çıta bulalım. Şöyle burayı biraz daraltmam lazım. Havalar soğuk gidebilir. Açalım bakalım ne var. Oo. İçinde çıtalarımızı bırakmışız. Boş çıtalar. Şunları hemen götürelim. Ve bunda rutubet yok. Diğerinde rutubet var. Ama bunda da kolonimiz zayıf. Diğerine göre biraz daha zayıf. Ama buna besleme yapmıştık geçen hafta. Tam da o bir beslenmişler sayılmaz. Evet. Düzgünce alalım şunları kenara. Kapalı yavru gelmiş. Bunu kapak çıtası olarak arkaya bırakacağım. Bir tane artırmış olacağız.
Yine anayı görmedim. Buna sadece stok geliyor. Güzel bal var aslında bu elimdeki çıtada. Evet, yer değiştireceğim. Şu şekilde yer değiştireceğim. Yumurta atması için boş olanları şöyle bırakacağım. Evet, şu kovanımızı alalım. Burayı da hallettik. Var o çubuğumuzu koyalım. Evet, şimdi artık bu kovanımızda da stabil dönüşmeyi sağlayabileceğiz. Sararak kapatıyoruz hala mecburen. Hiç rutubette olmamış çok şükür. Demek ki üstündeki şey daha çok işe yaradı diğerinden. Evet dostlar, şimdilik kovanımızın durumu, konumu bu. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Bunu alalım şöyle. Kovanlarımızın değişikliğini yaptık. Şimdi aradan birkaç dakika geçti. Bir 5 dakika 10 dakika geçti. Şimdi bir kontrol edelim. Bakalım nedir? Son durum. Arkasını kaldıran arılarımız var mı bir görelim. Şu anda evet, şu anda herhalde normale dönmüş durumda. Demin az önce arkalarını kaldıran arıları görmüştük. Demek ki ananın kokusunu alınca arılarımız normale dönmeye başlamışlar. Diğer kovanımızı da değiştirdik. Diğer yeni kovanımıza gidelim. Bakın gölgede daha aydınlık görünüyor artık. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Bu hatta bu daha iyi de bir değişim oldu burada. Hiç sıkıntısız. Bakın arılar hiç telaş etmeden, hiç rahatsız olmadan girişlerini de kapattım gördüğünüz gibi birazcık. Giriş çıkışlarına gayet güzel bir şekilde devam ediyorlar.
Dolayısıyla iki kovanımızı değiştirerek daha emniyetli hale getirdik arılarımızı. Çünkü önceki kovanlarda rutubet sorunu yaşıyorduk. Bu rutubet sorunundan dolayı sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyordum. Nitekim bu şu anda göstermiş olduğum yerde bulunan eski kovanımızda rutubet yoktu ama hemen şunun yerinde duran eski kovanımızda arka tarafta ciddi bir rutubet sorunu vardı. Dolayısıyla şimdi yine mevcut kovanımızı yine o şeyle sararak yağmurdan yalıtmaya çalıştım. Umarım işe yarar. Belki ilerleyen zamanda onu da kaldırabilirim. Evet, bu haftaki bakım çalışmamız bu şekilde oldu. Aslında pek planladığım şekilde olmadı işin doğrusu. Bugün değiştirmeyi düşünmüyordum ben kovanları ama kovanlarda ben ciddi bir şekilde o rutubeti görünce endişelendim. Diğer kovanı açmadan hemen eski oğul kovanlarımızı değiştirmeye karar verdim. Zaten kovanlarımızı almıştık, hazırlamıştık, temizlemiştik. Güneşte de bekletmiştik uzunca bir süre. Hem soğukta hem güneşte. O yüzden değiştirmemizin bir mahsuru olmayacağını düşünerek kovanları değiştirdim. Diğer kovanlarımızda neler yaptık? Onlarla aynı şekilde bitirmiş oldukları fondon şekerlerin yerine fondon şekeri ilavesi yaptık. Kovanlarda kalan artık şeyleri aldık, naylonları aldık. Hem temiz bıraktık hem şeylerini kontrol ettik. Varo şeritlerini kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı görmedim. Kovanlara giriş çıkış arıların yoğun. Bir petek eklemesi durumuyla da karşılaşmadım. Şu anda henüz petekler dolmamış durumda. Son kovanımızda sadece bazı peteklerin yerlerini değiştirmek durumunda kaldım. Çünkü oraya vermiş olduğumuz bir kapak çıtası şeydi. Daha evvel de göstermiştim bunu. Kasnaktan yapmış olduğumuz bir çıtaydı. Dolayısıyla arkasına ballı bir çıta koyarak onu artık içeride bırakmaya karar verdim. Ondan sonrakileri de yine baştan içeri doğru bazı değişiklikler yaparak kurguladım. Bundan sonra artık orada ana arı da kendi düzenini kuracaktır diye düşünüyorum. Yavru atacağı yerde fazlasıyla var. Dolayısıyla o kovanımızda da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bugünlük bakım çalışmamız böyle arkadaşlar. Sorusu olan arkadaşlarımız, tavsiyesi olan arkadaşlarımız videolarımızın altına yorumlarını bırakabilir. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.